Arkadaşlar bugün Thor'u e, Thor için bir video daha çekeceğiz. Thor'u bir yerde daha test edeceğiz. E, bakalım ne kadar iyiymiş e, onu göreceğiz. Arkadaşlar bugün yapacağımız şey şu. Bu karakteri hem Iron Man'le hem de Moon Knight'la karşılaştıracağız. E, gelişimleri arasında ufak tefek farklılıklar var sadece. Iron Man ve Thor karakterlerinde öfke C tipi varken Moon Knight karakterinde enerji C tipi var. Enerji C tipi e, baş baş düşmanda biraz daha etkili olabiliyor ama ee, ama ben çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum Bunun dışında arkadaşlar Iron Man'in gelişimi diğerlerinden biraz daha iyi İlk iki ekipmanı 30 ve üçüncüsü de 29 Ama arkadaşlar Iron Man kategori 4 olmadığı için çok da büyük bir fark yaratacağını zannetmiyorum Arkadaşlar e, bu karakterleri Infinity Ultron'da test etmeyi düşündüm Hatta aslında daha önceden ben bunun videosunu çektim Bu videodan önce bir video daha çektim ama o videoyu sildim bu arada Sebebi şu Arkadaşlar Infinity Ultron adamı sinir ediyor <laughs> Yani çok aslında geçmesi kolay. Geçmesinde zorlanmıyorum ama arkadaşlar çok fazla saldırılardan kaçıyor. Mesela mesela Moon girdiğim zaman çok fazla saldırıdan kaçtı ama işte Iron Man girdiğim zaman o kadar da kaçmadı ama ama bakınca arkadaşlar işte birinde kaçıyor, birinde kaçmıyor. Bu sefer adil bir karşılaştırma olmuyor. Adil karşılaştırma olmayınca da zaten karşılaştırmanın bir anlamı yok. O yüzden arkadaşlar biz Null'un 14. seviyesine gireceğiz. 19'a giremiyorum maalesef çünkü 19'da insan istiyor. Bu arada evet şu aktiviteleri arkadaşlar aslında bunu da bir yere toplayıp 20'lerde falan test edebilirim ben bunu. Neyse. E, ee, Tor insan olmadığı için 19'da test edemiyorum. Bu yüzden 14. seviyede test edeceğiz. Ee, şöyle 3'üne de uyabilecek bir takımla baş direkt aslında Tor'dan başlayalım. Şöyle lider diyeceğim. Evet Hyperion burada. Bir de destek diyeceğim. Valkür. Evet. Var... ha, ben burada Valkür kullanamıyor muyum? Tamam Taskmaster kullanalım arkadaşlar. Aynı şey. Ee, Taskmaster ama Taskmaster'da şöyle bir olay var. Ee, arkadaşlar Taskmaster Moonlight'a ayrıyetten buff verecek. Ya da arkadaşlar bırakın destek kullanmayalım ya. Çok da gerekli değil. Yani e, ne kullanalım? Yani, kullanabileceğimiz bir destek yok da. Üçüne de uyan bir destek arıyorum. Yani Taskmaster uyuyor da. Moonlight silah hususu müttefik olduğu için e, Taskmaster ona ayrıyetten buff verecek O yüzden hiç destek kullanmayalım Mesela e, şey kullanalım arkadaşlar Böyle desteğinde bir şey vermeyen Hulk kullanalım mesela Desteğinde bir şey vermiyor Ama bu sefer bu da takım bonusu veriyormuş <laughs> Arkadaşlar ne denesem olmuyor Human Torch mu kullanacağız? Tamam Human Torch kullanalım Desteği yok Şöyle gireceğim Evet müttefik kahraman olarak şöyle karakterleri seçeceğim Direkt başlayacağım arkadaşlar Bakalım Bakalım aradaki aralarındaki fark ne kadar olacak? Ben de merak ediyorum. Evet. Başlarsa tabi. İlk olarak turu görelim. Şöyle başlıyorum. Güzel. Evet ama... Ee... Yine sersem yedik ve üstüne bir de kafese yakalandık. Harika. Evet, şurada güzel bir hasar veririz diye düşünüyorum. Ki verdik de zaten. Güzel. Evet yine kafese kalacağız ama. Evet güzel yeteneklerinde olsun tekrar. Burada kategori 3'ü kullanmayacağım, bitti zaten. Evet, artık şu fazla kullanabilirim diye düşünüyorum. Tabii şunlardan kurtulabilirsem. Evet, hadi şurada geç şu fazla artık. Çok güzel. Arkadaşlar bence son faza kadar test etmem bu karakteri yeterli olur. Son faza oynamamıza gerek yok. Ee, yani 7x'e kadar falan düşüreceğim. Bakalım ne kadar vakitte düşürebileceğiz. Şöyle biraz kaçıyorum. Evet şurada artık e, bayağı bir canını götürürüz diye düşünüyorum. Ama şurada bitirebilseydik. Hadi bit artık Ah arkadaşlar ejderha fazına kalmamaya çalıştım ama ama maalesef kaldım. Yapacak bir şey yok. Artık şurada bitiririz diye düşünüyorum zaten. Ee, son üflemesini de yapıp üstümüze atlarsa bitiririz diye düşünüyorum. Evet. Bakalım ne kadar süremiz kaldı. Arkadaşlar buraya kadar test etmemiz yeterli. Zaten 6x canı kaldı. 3 nokta 05 gibi ekstra bir süremiz kaldı. Bir de bakalım Iron Man ne kadar sürede bitirebilecek. Evet şöyle başlasın. Güzel. Iron Man'e geçeceğim. Evet şurada bir sersem yedik arkadaşlar. O yüzden vuramadık ama sorun yok. Güzel. Yine kafese yakalandık. Harika. Artık burada şu fazı bitiririz diye düşünüyorum ama. Evet. Güzel. Kategori 3'ü harcamasaydım tabii daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Aynı e, 4 şey 3 karakterde de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Ki aradaki farkı net bir şekilde görebilelim. Şurada kategori 3'ü kullanmayacağım. Bilerek. Evet ama geçemedik. Kötü oldu. Peki olmadı. Geç artık. Evet neredeyse ölüyorduk bu arada. Neyse ki arkadaşlar Iron Man'in can yenilemesi baya iyi. <laughs> arkadaşlar bu arada baya az canımız kaldı. <laughs> evet ama üstesinden geldik. Şurada ejderha fazına geçecek. Ama geçmeden bitirebilirsek o başka. Hadi. Hadi hadi. Çok güzel. Arkadaşlar ejderha fazında geçtik. Bakalım Iron Man'den ne kadar süremiz kaldı. Iron Man'de de 3 dakika 21 saniye gibi ekstra bir zamanımız kaldı. Bir de bakalım Moonlight ne kadar sürede tamamlayacak. Evet başlasın şöyle. Güzel hasarımız devreye girdi. Bayağı güzel bir hasar verdik. Şöyle biraz kaçacağım. Evet hasarımız biraz gecikti ama sorun yok Şurada kafese yakalandım harika Evet güzel İlk bölümü bitirdik Arkadaşlar burada saldırmaya çalışmayacağım çünkü saldırma iptal edecek zaten o yüzden hiç gerek yok Hadi bu fazı atlamamız lazım Bayağı az canı gitti bu arada Şurada artık atlayabilirsek güzel Güzel geçtik Şuraya bir dönelim Altıncı yeteneğim dolsaydı iyi olacaktı ama Potansiyel karakterlerde tabii öyle bir problem var Gerçi kategori üç karakterlerde de aşağı yukarı aynı mevzuya denk geliyor ama olsun. Şurada yeteneklerim hemen dolarsa ejderha fazını geçebilirim diye düşünüyorum ve geçtim güzel. Arkadaşlar Moonlight'ta da 3 dakika 37 saniye gibi bir ekstra vaktimiz kaldı. Yani arkadaşlar elimdeki şeylere bakarak şunu söyleyebilirim ki en iyisi Thor gibi şey pardon Moonlight gibi görünüyor. Thor Torla oynadığımız zaman 3 dakika 05 saniye gibi bir süremiz kaldı. Iron Man'le 3 dakika 21 saniye kaldı ve Moon Knight'la da 3 dakika 37 saniye gibi bir fark var. Yani e, bir bir sürede tamamladı. Aradaki arada bir fark var yani onu <laughs> demek istiyorum. E, kafa gene gitti arkadaşlar. E, şimdi yani e, baktığımız zaman Torla Iron Man arasında 16 saniye gibi bir fark var. Iron Moon Moonlight arasında da gene 16 saniyelik bir fark varmış. Ee, yani arkadaşlar bu da e, şey demek oluyor. Moonlight e, şu anda baş düşman için en iyisi gibi görünüyor. Ancak arkadaşlar e, Moonlight Knight'da enerji CTP var. Enerji CTP gibi CTP'ler işte yargı CTP de biraz gene e, yıkım CTP özellikle mesela baş düşman için gayet iyi, gayet etkili. Ee, hani bu gibi C tipler baş düşmanlarda biraz daha etkili olurlar. Ama öfke gibi C tipler biraz daha Dormammu'ya yönelik oluyor. Ya da ABX'e yönelik oluyor. Buralarda biraz daha işlevseller. Ee, bu karakterler arasında en iyisi Moonlight gibi görünebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar ee, Dormammu'ya falan geldiğimiz zaman ya da ABX'e falan geldiğimiz zaman işler değişebiliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Yani sadece baş düşmana göre... ya. Ee, yargılamamak lazım. Ancak arkadaşlar dürüst olmak gerekirse ben Thor'dan beklediğim performansı göremedim. Yani yani diğer iki karakter Thor'a göre daha iyi kalıyorlar. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar varın yargısını siz yapın. Ee, belki yanlış oynadığımı düşünenler düşünen arkadaşlar falan da olabilir ama e, hemen hemen hiç hasar kaçırmadım eminim. Ee, yani üç karakteri de tam kapasitesinde oynadım. Ve buna rağmen Moon Knight daha iyi gibi görünüyor. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay